dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Soulstone Survivors'ta karşınızdayım. Biliyorsunuz Soulstone Survivors, Vampire Survivors benzeri bir oyun ve geçtiğimiz bölümlerde savaşçı karakterini deli divane kasıp geliştirmiştik. Yeni balta yapmıştık kendisine ve balta ve yeni skill'le beraber gayet güzel dövüşüyordu. Ama bu bölüm The Sentinel karakteriyle oynayacağız. Ve sevgili Fatih Atalay, Prime'ın avantajıyla 18. ayında... Teşekkür ederim efendim. Ebube demiş. Ulan... Ebube bu arada bizim çok eski yayın şeylerimizdendir dostlar. Bir abone geldiğinde Ebube diye karşılıyorduk. Niye bilmiyorum. Deli olduğumuzdan galiba. Eğlenceli zamanlardı. Güzel zamanlardı. Her neyse. Kıymetli arkadaşlar. Şimdi Sentinel karakteriyle başlayalım. Şimdi Blacksmith'e bir bakmak istiyorum. Sentinel karakterinin yeni okunu yapmak için en az bir 10 level olması gerek diyor. Allah'ım inşallah karakter güzel vuruyordur ya. Saldırı hızı nasıl, seriliği nasıl? Şimdi tamam ok kullanacak karakter de önemli olan seriliği. Oku ne kadar seri kullanıyor? Savaşçıya alıştıydık belli bir miktar ama bu ilk. Bir de burada bir şey var. Arcane Weaver. Valla bunun ne olduğunu bilmiyorum da sayın hocam. Ben Sentinel'le oynayacağım galiba. Bu karakteri açmadım. Paladin var. Paladin'i gerçekten çok merak ediyorum. 5 tane haritayı %100 tamamlayınca açılıyormuş Paladin. Vay vay vay. Bu ne hocam? Necromancer'a benziyor ya. Sanki böyle etrafında iskelet falan spamleyecek gibi. Oynaması çok eğlenceli olur var ya. Neyse ben Sentinel'i seçtim ve fight'e gidiyorum. Herhalde geliştirebileceğim başka bir şey yok. Let's go. Şu ikinci haritayı bir tamamlayabilir miyiz artık? Burası niye %25'te kaldı? Bir %100 diyemedik şurayı ya. Abi niye %100 denmiyor biliyor musun? Üçlü üçlü atıyor okları. Bak niye %100 denmiyor ben sana söyleyeyim. Bence burada belli aralıklarla şey çıkıyor. Kutsak elemanlar var böyle. Onları kurtarmak gerekiyor. Aynen. Aynen 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 aynen. Ama level alıp bir vuruş kazansam. Oku ben sıkmıyorum bu arada. Karakter kendi otomatik sıkıyor ama. Tabii ki nişan almak durumundayım. Birader bir seviye be. Bir level ver be. Bir level ver bak orada esir birileri var onu kurtarmak istiyorum. Level var ulan. Haydo. Kaç dakika kalıyor bu benimle bilmiyorum. İlk boss gelene kadar mı duruyor? Aha verdi. Verdi leveli, verdi leveli. Attack speed. Peki bir şey soracağım. Yandakileri umursamasam, şöyle cımburla balop yapsam. Kardeş göremiyoruz ki herifleri. Ayıp. Kanka sen böyle böyle bütün günümü şey yapacak mısın? Aa, harbiden galiba bütün günümü şey yapacak. Hadi, hadi oğlum, hadi oğlum. Kurtardık onu. Kurtardık onu. Kimi kurtardık peki? Ya da bu map'te başka esir var mı? Onu merak ediyorum. Shine'im aleykümselam hoş geldin. Oyun adını falan güncellemedik değil mi? Ben dal yaprak gibi daldım oyuna. Allah Şahin'im güncellemiş. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Burak Sevim selamlar hoş geldin. Ne haber? Nasılsın? Oyunun demosunu oynamıştım. Summoner çok keyifliydi. Summoner'ı açamadım ki. Ünlem mod yazar mısınız efendim şöyle? Hemen size kullandığım modları şöyle göstereyim. Efendim şöyle bir hatayla karşılaşmamak adına linke tıkladığınız zaman Bannerlord modlarında
Orada yazılı sırayla kurarsanız efendim, bakın sayfayı açtığınızda göreceksinizdir. Mobildeyseniz tabii ki şu an bakamayabilirsiniz ama bu sırayla kurduğunuz zaman herhangi bir uyumsuzluk sorunuyla karşılaşmayacaksınız. Sadece sırasını takip etmeniz yeterli, bilginiz olsun. Ben hiçbir sorunla karşılaşmadım. Linke tıklayıp kurarsanız ve sırayla kurarsanız da herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Bilginiz olsun. Ha, ekstrem olarak belki Bannerlord'unuzla alakalı bir durum vardır. Orasını bilemiyorum tabii ki. Abi Thunderclap. Ha şöyle ya bir... Peki yıldırımı baktığım yere doğru mu atıyor? Ay çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Thunderclap'e attack speed ya da damage. Attack speed ya. Ya da legendary power. Ne yapıyor? Area of effect. Herhalde daha da büyütüyor. Daha da bir şeyler yapıyor. Teşekkür ederim sevgili Burak Sevim. Gayet iyiyim. Sizin de iyi olmanıza sevindim efendim. Attack speed'den devam. Hov hov hov. Şu beyefendiyle uğraşması bayağı bir şey yaptı beni. Attack speed çok iyi bu arada. Rain of Arrow. Ya nasıl olsa ben o kullanmıyor muyum? Alırım abi. Her şey bu arada masumun baktığı yöne doğru gidiyor. Çok iyi. Alırım şunu. Şimdi benim cana ihtiyacım yok. Benim ihtiyacım olan şey ne biliyor musunuz? Burada esir tutulan başka biri var mı? Okçuyu sevdim bu arada. Okçuyu sevdim. Bak. Başlangıcı biraz bana weak gibi geldi ama. Hani biraz böyle bir şey gibi geldi. Güçsüz karakter gibi geldi ama okey abi. Okey, gerçekten sevdim. Ana, ama, ana, ama, ana, ama. Ama. Thunder Club'e değil de oka buff verdim ya. Sonuçta Thunder da çok iyi kesinlikle ama ok. Ben peki gene ok alır mıyım? Alırım bu arada ya. Bir tanesini sıktığımda patlayıp etrafa dağılıyor. Sen şunu aldığımda hepsine upgrade gelmiyor mu? Çok güzel alan temizliyoruz bu arada. Biz bununla var ya boss'un içinden geçeriz ya. Farklı karakterleri oynama koş hissettiriyor bu arada. Geçmiş olsun. Eyvallah. Reroll alabilir miyim? Golem alır mıyım? Golem önde oyalar var ya ben bunlara canını okurum. Günaydın Berkant. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi yayınlar dileğiniz için çok çok sağ olun. Hoş geldiniz. Şey yapalım mı bu arada dostlar? Size bir fikir danışacağım. Valla sevgili genç mühendis dediğim gibi başlangıçta bana oyun birazcık bu karakter weak gibi geldi ama biraz güçsüz gibi. Şu an açıldı. Yani birkaç level alınca açıldı. Dakika 4'te şey oldu. Yenile atmak istemedim. Behemot olup geçelim. Oyun istek listesi gibi bir şey yapsak mı? Ne bileyim misal yayına destek olan arkadaşlar bak ünlem liste diye bir şey yapalım. Gerçi onu da oyun menüsü zannederler ama. Ünlem liste diye bir şey yapalım. O linke tıkladığında tamam mı? Ünlem liste yazdığında benim kütüphane açılsın. Benim kütüphanemde yüklü olan oyunlar arasından herhangi birini aga destek olarak istesin. Biz de yayını onların isteğine göre şekillendirelim. Nasıl? Ne oynayacağım, ne edeceğim derdinden ziyade. Galiba Bloodlust alıp ara sıra hızlı hareket etmeyi seçeceğim ya.
Ne oynayacağız, ne edeceğizden ziyade bir istek listesi olur. Onu tamamlarız. Yarına sarkar. Ertesi güne sarkar. Artık Allah ne verdiyse. Ve benim kütüphanemde 1400 oyun var dostlar. Hadi 400'e hentai. Var mıdır 400 hentai'm? Var ya, net var bu arada. Bizim it herifler hatundan önce bana bayağı hentai atıyorlardı. Dostlar iyi domine ediyoruz oyunu bu arada. Şaka bir yana iyi domine ediyoruz. Böyle bir şey yapılabilir gibi geldi bana. Skillerimden memnunum. Bana aktif skill gösterme. Sadece yan buff alalım. 400 tane mi maşallah. Var var 400 tane var ya. Büyük konuşuyorum bu arada. Türkiye'de içerik üretip senin kadar farklı oyun içeriği üreten yoktur. Vallahi sevgili grafiker çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın. 2 tane byte hafıza yetiyor mu bilgisayara? Oynayıp siliyorum. Yani o şekilde kullanıyorum. Yetiyor tabii ki. Ya 1400'ü de kurulu değil abi. Kuramam da zaten. 30-40 oyun falan kurulu. Ya benim internetim hızlı. Şimdi arkadaş bir şey istediğinde misal veriyorum. Ne izlemek istedi? Eskilerden Gladiator School izlemek istedi. Benim Gladiator School'u indirmem taş çatlasın 5-10 dakika. 10 dakikada indirip hemen hazır edip tık tık tık. Boss nerede bu arada? Ups. Canımızın %50 az olduğunu unutuyordum az daha. Hiç kritik gitmedim var ya. Speed lütfen. Leviathan almam. Leviathan çok yavaşlatıyor abi. %20 damage veriyor ama çar götü kıpırdamıyor çarın. Circle Empire falan mı sen? Aynen. Dovland kaç? Abi Dovland 100. Upload 20. Ama arkadaşımın evinde Giga Fiber var galiba. Aga 600'le mi 700'le mi ne indiriyor böyle? Ve benimle aynı fiyatı ödüyor. Kıskandım. İmrendim, gıpta ettim. Golemler ortalığı dağıtıyor bu arada. Bana gerek kalmıyor ki. Şimdi ben bu oyunun başında birini kurtardım ya dostlar. Kurtardığımın kim olduğunu ya da ne olduğunu bilmiyorum. Umarım haritayı %100'ler. Multicast olur. Daha üçüncü boss'a gelmemişiz bile. Dur. Golemlerimi güçlendireceğim, hızlı mı hareket edeceğim? Golemler ya. Net golemler bu arada. Şey söyleyeyim mi? Okçu weak başladı. Gerçekten yani okçunun başlangıcı diğerlerine nazaran bana kalırsa zayıftı. Ama şu an hey yavrum hey. Kendi skilleri de güzel bu arada. Hani hadi şu elektrik çarpmasını Warrior'da falan da kullanıyorduk da. Port temizlemeye çok müsait. Hepsinde multicast var. Boss gelecek birazdan. Hiç demir kasmaya yeltenmedim ama. Ayıp. Ayıbın yolları kayıp galiba. Zort.
Jort. Kaçamadık. Okey, peki kurtardığım şey neydi? Sanırım %50 daha az, yani -50 daha az can birazcık sıkıntıydı, öyle değil mi? E ben bir bok kurtardım orada. Kurtardığımız sayılmadı bence. Bence kurtardığımız sayılmadı çünkü fight'tan sağ çıkamadık. Üzüldüm lan. Attığın skill'lerin görsel efektlerini kaldıran bir ayar var Allah aşkına. Dalga geçmek maksadında söylemiyorum, hangisi? Damage numbers'ı kaldırabiliriz. Yani ama kaç vurduğumu görmek hoşuma gidiyor açıkçası. Zira öteki türlü öldüremeyebilirim. Şampiyon kurtaramadım ya. Şampiyona baktım da. Hangisi o? Grafiklerde mi? Ya frame rate'i bile açtım işte size şey olmasın diye. Şu mu acaba? Special Effect Visibility. Özel efektlerin görünürlüğü. Öyle bir şey mi? Vallahi şampiyonu kurtardıysak da saymadı. Kurtarmayı deneyeceğim. Special Effect. E kapatalım abi. Daha rahat görelim. Save'leyelim. Geri gelelim. Peki Sentinel'i mi deneyeceğim tekrardan? Yani aynı okçuyla mı hareket edeceğim? Bilmiyorum. 20.000 biriktirip bir şey yaparız belki. Ya da 7500'e kritik damage'i falan da arttırırız. Bilmiyorum. Neyse şimdilik bir dursun bakalım. Hiçbir karakteri kurtaramadık bu arada. Hepsi kilitli. Aa, bu neymiş? Keşke bunu açabilsek. E ben elemanı kurtarmaya o zaman Warrior'la gideyim. Full Warrior'la oynayıp duruyorum. O benim de artık bir parça sıkılmama sebebiyet veriyor ama Warrior'u mu alsak, ne yapsak? Oynanışı keyifli mi oyunun? Abi ya, prologunu indir bir dene bence. Prologunu indir bir dene. Yani gördüğün şey hoşuna gittiyse ben seveceğine inanıyorum. Ben Warrior alıyorum ya. Okçu bilmiyorum yani, boss'un 3. wave'inden çok hafif kaldı. Ve muhtemelen kurtardığımız adamı da saymadı. Kurtardığımız agayı niye saymadın ya? Deli gibi sabura sabura gidiyor. Evet, saymadı abi. Kanama hasarı nasıl vuruyoruz zindana bilmiyorum. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Warrior'u 22 level yaptığım için tabi. Deli Gobel gibi oynuyorum, farkında mısınız? Ya, rare dediği için magnetiği ver bari ya. Vuruşumu kuvvetlendirecek hiçbir şey olmadı bu arada. Kardeş, beni şu dungeon'la bir şey bırakır mısınız? -4 vurdu bir. Çok wave ver. Bir şey mi kurtardık burada? Bir şey mi oldu? Bak burada bir şey var, bir olay var ama ben çözemedim. Efendim sevgili Bloody Might, 5. ayında teşekkür ederim Bloody Might. 5. ayın kutlu olsun, sağ olasın.
Vallahi çok fena bir skill aldık da. Bu şeyin olayını bilen var mı ya? Orada bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Onun olayını bilen var mı? Buna mana mı vermek gerekiyor? Boss'u mu bunun dibinde devirmek gerekiyor? Efektleri biraz fazla kıstın babuş galiba. Şimdi skill'ler gözükmüyor. Fark ettim. Kendiliğinden ölüyor elemanlar, değil mi? Şu dayının olayını bana bir araştırın Allah için ya. Jontladı vallahi. Selamlar Mayhoş'um, hoş geldin, merhabalar. Sanırım sadece şu anda çıkıp gitmek gerekiyor. Surrender versem kabul etmiyor galiba. Wave'i tamamlamam lazım gibi hissediyorum ama. Şöyle birazcık daha efektlerin görünürlüğünü arttırdım. Görünürlüğünü. Neyse, bilemedim valla. Bilemedim ama devam. Hızlıca bossları keser çıkarız. Bölümü bitirip diğer bölgeye geçmeden çıkış yapacağım. Anladım. Surrender vermeyeceğim. Teşekkür ederim. Aa, bir saniye. Bak. Haritada bulunan 8 tane var. Bunu götürüp o dayıya vereceğim kral. Çözdüm olayı. Boşuna orada malak gibi beklemişim. Ya bu boş ver, bu sefer de Yıldırım skill'i kullanmayı verelim. Ne olacak? Biraz bombayla falan bitirelim. Yalnız niye bu karakter bu kadar yavaş lan? İtem aldıkça ağırlaşıyor. Ben hepsini bir götürmeye çalışırsam var ya, bunlar beni hocam. Hocam! Vurmayın! Allah aşkına! Karakter patinaj çekiyor. Dayı! Dayı yakına bir yere park edin. Dayı nerede? Kurban olayım. Verdik galiba hepsini. Geçen el sen benim amel defterimi kapattın değil mi? Okçu oynarken ayıp la. Moment speed lütfen. Multicast lütfen. Ne oynadığımı hiç bilmiyorum var ya. Şu an sadece her şeye rastgele tıklıyorum. Ölür mü sen? Teşekkür ederim.
Rehir yazana basacağım. Var mı gene haritada götüreceğimiz? Gene var 8 tane. Ama bu sefer beni çırparlar bak. 4-4 götüreyim. Ne oluyor bunları götürünce bilmiyorum ki. Ya da dayıyı tatmin etmek için kaç park götürmem gerekiyor onu da bilmiyorum. Maksimum 8 tane taşıyabiliyorum. Bu dayı bana bunlar karşılığında ne veriyor hemşerim? Abi item item mi veriyor? Ne veriyor bu bana? Ne veriyor bana? Mavi zımbırtıdan verdi. O yaratık kesince geliyor kanka. Bence onunla alakalı değil ya. Oyun sonu mu bir şey verecek acaba? Bak şu alttaki demir. Bu materyali salla. Bu karakter XP'si. Bak yukarıda gördüğün var ya. Yukarıda gördüğün karakter XP'si. Altta gördüğünde bu mavi kristal bütün karakterlerin güçlendirmelerine geliyor. Hani sürekli yaratık kestiğimiz için onun artması normal. Hani spesifik olarak bir şey vermiyor. Bu karakter XP'si dediğim bu arada şu alttaki level değil. Karakterin kendi leveli var. Bizim karakter 22 level. Level demediğim için inşallah triggerlanmıyorsunuzdur. O hep geliyor. Merak ediyorum. Ben de sizle beraber öğreneceğim bakalım. Yani bu elde ölmezsek. Elimize verilmezse. Acaba bazı çarların upgrade'i için gerekli bir materyal ya da işte bundan 100 tane toplayınca bir şey açılıyor gibi bir şey mi? Bak şimdi. Oraya hızlı gideceğim kimseyi öldürmeden. Vallahi dayının ne verdiğini anlamadım. Hayırlısı bakalım yani. El sonunda göreceğiz galiba hikmetini. Gebermeyecek şekilde ağır ağır farmlıyor. Düşük bir board mu yaptım acaba ya?
Tam bir bombacı mülayim çarı yaptım var ya bu arada. Kese 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 kese. Ben bunu 8'lersem eve dönemem. Aha. Aha kabız oldum, sıçamayacağım galiba orada. Ih. Ih. Demirleri al. Demirleri al. Malcanın yongası sonuçta. Sevgili Zafer Seven 17. ayında bu arada, teşekkür ederim. Zafer Seven sağ olasın. 50 tane taşımış olman gerekiyormuş. Bölüm bitince orada portal açılacakmış. Oradan geçip boss keseceksin. He. Abi ben buraya 50 taşıyamam. Kaç taşıdık ki biz oraya ya? 2 defa full stack gittim. Bir iki defa 4-4 gittim. Totalde kaç taşıdığımı nereden göreceğim? Elli fazla bu arada ya. Ben full fokuslandım. Girsem başka bir build yapardım ya. Ebenin nikahı. Tamam bekle, şu boss'u kesem.
Boss'u kesene kadar el bitti. El bitti boss'u kesene kadar. Şunu kapat da belki düzgün aktif skill alırız şu birdeki kılıç savurmanın yerine. İkinci boss gelecek birazdan. Evet. Taşınmadım efendim ya. Sadece arka planı değiştim. Sıkıntı yok. Au. Vallahi sevgili grafiker. Allah kolaylık versin. Bir de sizde şey var değil mi efendim? Revize hakkı diye bir muhabbet var böyle. Müşteri beğenene kadar devam ki. Allah sabır versin. Günaydınlar Ahmet'im. Teşekkür ederim keyifli yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Aha! Nihayet. 50 tane taşıdık. Tamam. Oldu bu iş. Artık yapmam gereken tek şey ölmemek. Ve görevin sonunda çıkacak boss'u kesmek. Warrior karakterime güveniyorum da. Zaten şey diyor, yumurtaları taşı, bölümü bitir, öyle portaldan geç. Tamam. Yumurtaları taşıdım. Bütün bossları keseceğim. Bölüm bitecek. Hangi portaldan geçeceğim sonra onu da söylemen lazım. Evet ve eğer müşteri yaşlıysa beğendirmek çok zor oluyor. Ben modern tasarım çıkarttıkça 1990'ların modasındaki tasarımı örnek gösteriyorlar. Paint'tan logo yapıp attığımda beğendiklerini bilirim. Abi şey burada şu modda da olmak lazım bence. Müşteri her zaman haklıdır. Paint istiyorlarsa paint ver abi. Sinir bozucu durum evet. Belki adam senin saatlerce uğraşıp yaptığın tasarımı beğenmeyip böyle gidip sapır saçma bir şeyi beğenecek ama üretken insanların düşmanıdır salla başı al maaşı felsefesi. Ama ne yapacaksın? Bazen hey deyip geçeceksin. Artık gelmesine gerek yok bu arada. Şifa mı ustam? Şifacı boss geldi. Aha, şimdi portaldan geç dediği normal portal değil, yumurtanın açtığı portaldan geçeceğiz. Aynen öyle, aynen öyle. Hadi bakalım. Ha, 1 milyon canlı adam. Abi oldu o zaman. Keseriz inşallah, ne diyeyim? Bu
Doğrudan hasar verecek bir şeyim de yok ki. Köşeye sıkıştım. Bunun karşısına daha iyi buyutla gelmek lazımdı. Ya da işte Sentinel gibi doğrudan hasar verecek şeyler. Umarım öldürürüm de çok zor ya. O köşedeki okçu kuleleri var ya, onlar yaktı benim canımı ya. Bir de bombacı değil de doğrudan hasar karakteri lazım bana. Level aldığımda en azından bir parça can gelir de. Moment Speed'i alırım ben buradan ya. Kaçma zamanı 3 kademeli vuracak çünkü. Üç kademeli vurdu mu da hayvan gibi vuruyor. Jort'u çektik bu arada ya. Yok abi. Sıkıntı şu. Bomba alan hasarı. Alan hasarım çok muhteşem ama ne yazık ki boss'a vuramıyorum. Boss'a vurabilmek için benim boss'a yönelik hazırlanmış olmam gerekiyordu ve boss'a yönelik hazırlanmadım. Evet, keşke golem almış olsaydık. Golem almış olsak çok iyi olurdu ama dediğim gibi boss'a yönelik hazırlanmadık ve bomba pasa olan hasarı atıyor.
Ya buranın ilacı sentinel gibi geliyor bana ama. Hani tık 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 okları saydırır, şey yapar. Huntmaster'la işim yok. Spellblade'le de işim yok. Belki Pyromancer, Mage ya böyle yaka 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 bir şeyler yapardı. Sanırım en babası Sentinel ya. 30 bin kasmış bu arada. Güzel bir upgrade verdik. Aslında skill'leri bir resetle. Hızı kesinlikle istiyorum. Toplama mesafesini istiyorum. Daha hızlı skill atmayı istiyorum. Ve daha çok kazanmayı istiyorum. Daha çok XP kazanırsa da iyi olur. İyi vursun. Çok dash atsın. Canı çok olsun. Level aldıkça can yenilesin. Armor ve blok tamam. Armoru da full olsun. Eyvallah. Bence güzel yaptık yani, hızlı XP alma muhabbetiyle falan bu iş olacak ama boss'a tekrardan girişmeli miyiz onu bilmiyorum. Bir tur daha oynayacak mısın? Ya o boss'u kesmek istedim ama yani bir sonraki bölüme deneyelim ya. Bir sonraki bölüme deneyelim. Gözlere haşat etmeyelim şimdi. Sentinel'le o boss'u kesmeyi deneyeceğim. Evet dostlar, YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese çok çok teşekkürler efendim. Soulstone Survivors'tan bu videoluk bu kadar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.